Merakla beklenen Lohusa filmi vizyona girerken filmin senaristi ve başrol oyuncusu Gupse Özay, rol arkadaşları Hazal Türesan ve Esra Ruşan'la birlikte Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğuydu. İşte o keyifli sohbet. Pazar sürprizi gururla sunar. Üç güzel kadınla Lohusa şerbeti tadında kahkaha dolu Lohusa sohbeti. Koydular mı? Bir çocuk annesi taze Lohusa Gupse Özay neden ikinci çocuğu asla düşünmüyor? Bir daha çocuk yapıyor olsaydım ki asla yapmam. Sohbette kahkahalar havada uçarken Hazal Türesan neden ağlamaya başladı? Ağladı şimdi yine. Çok özel bir ruhu var yani. Çok iyi geliyor bana. Ve eğlenceye hazır olun. Lohusa'nın üç güzeli Gupse Özay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan'dan canlı canlı Kara Sevda performansı. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Anneliği yaşayan her kadının atlattığı zor bir evre Lohusalık. Türkiye'nin en komik annelerinden Gupse Özay son filmi Lohusa ile bu özel dönemin komedisine imza attı. Ne abarttılar hamileliği. Sen bir doğru bakayım, göreceğim ben çalışabilecek misin? Aa, çalışırım tabii ya. Ben duramam ki yerimde. Aynen çalışırsın Lohusa depresyonunda. Ay girmem ben depresyona falan. Gireceksin. Yok girmeyeceğim. Gireceksin. Girmiyorum filayla. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konukları Lohusa filminin 3 güzel kadını Gupse Özay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan. Bu hafta konuklarım. Hoş bulduk. Gupse Özay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan. O da geldi. Ve ben. Hazal Türesan. Kalabalık bir ekip olarak bu pazar sizinleyiz. Evet. Ayakta duruyor. Hazal ağlama. Yani ha, Esra çok... var diye izlemezlik etmeyin. Çok neşeli geçti konusunda. Hayır. Yani. Benim yaşadıklarımı anlamaya çalışıyorum sette. Gupse'yi anlayabilmek için biraz -5 hızlı izlerseniz belki anlayabilirsiniz. Çok da güzel konuşuyorum ve diksiyonum çok güzel. Yavaşlamışsın bu arada. Nasıl? Nereye yavaşlamışsın? Yavaşlarla ola ola. Onları kolay. Anonsu böyle olan bir sohbet. Kim bilir nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz. Sıra dışı bir sohbete hazır olun diyor. Ve başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçiniz harikasınız. Pırıl pırıl, ışıl ışıl ve çok şık. Teşekkürler ama işte zor oturduk Ömür burada. İnsan oturması 25 dakika aldı. Çünkü biraz iri. Hayır ondan. Seni bekletti. Kusura bakma ne oldu? Yok rica ederim. Ne oldu affet beni. Ben gidebilirim. Aşkım. Baş tacısın. Çok teşekkürler. Gupse Özay'ın bu filmdeki partnerleri bu kez fazlasıyla güzel ama bir o kadar da komikler. Şık hanginiz sizce? Ben bu ikisi. İkisi de. Sen? Ben bunlardan hayatım kaydederim bunlardan dolayı. Çünkü beni tanıyorsun. Tişört, kot bir insanım. Bunlar dergi çekimi, PR turnesi orada burada o kadar güzeller ki mecburen ben de giymek zorunda kalıyorum. Mecburum iyi değil. Ya olması şunlar var Allah aşkına bir şeyler Hollywood starları bunlar. Sen biraz abartıyorsun. Ben mi? Hayır. Üstüm güzel. Bir hayvan giymişti gibi Gerçek olabilir mi sence? Tabii ki olamaz. Ömür Sabuncuoğlu ekibin en seksi hanımefendisini merak ediyor. Ben. Çünkü kesin de beni söylemeyecekler Hazal. İkisi de bence ya. Hazal'ın var ya, yapı olarak zaten otomatikman seksi bir kız yani. Sarışınlık, güzellik falan. Esra'nın bir davranışsal seksiliği var. Güzelliğinin yanında. Ne kadar havası da öyle. Ama ben ikisine yüz vermezdim erkek olsam. Çünkü balık ve yengeç için. Sağ ol Gupse. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dur, böyle demeyecektik. Hazal evlenmek ne kadar da güzel olurdu diye düşünüyordum. Bunları söyleyecektik evet. Çünkü bekar. Her filminde harika kaslar kuran Gupse Özay bu kez dişil enerjiyi yakalamış gibi. Çok güzel bir kas kurmuşsun. Belli arkadaşlıklar çok iyi. Nasıl? Ya ben kurmadım aslında şöyle. Ben çok güzel bir kasta düştüm. Esra benim arkadaşım olduğu için senaryo yazdım biliyordum ama ben Esra senaryo diyorum demedim. Çünkü beğenmeyip de manyak bu. Gupse ayıp oldu dedim kabul edebilirdi. Yönetmen de çok seviyor beni. Benim istediğim kişiyi istemeden alabilirdi. Ama ben hiç kimseye bir şey söylemedim. Öyle. Onlar otomatik organik olarak birbirlerini seçmiş oldular ve ben çok sevindim. Tatlı tatlı konuşurken yine birbirlerine takılmaya başlıyor kızlar. Gerçekten bilmiyorum kuantum ben iyi insan, yetenekli insan çekiyorum ben. Hazal kıskanma. İyi insan, yetenekli insan çekiyorum ben.
Ben de buradayım. Evet, ha, tamam. Eşit görüyor musun Ömür? Valla inşallah kavga etmeden bitiririz. Sen iyi değil, yeteneklisin onu kabul ediyorum ama iyi. Çok fena. Gupse Özay iki duygusalın arasında zor durumda. Gözlerin oldu ama bir taraftan da üzüldüm. Hırstan. Yengeç. Yengeç. Biz sevgili seyirciler Ömür, Yay, ben Aslan'ım. Biz çok mükemmel kadınlarız. Bu ikisi... Ben değilim bu arada, bunu kabul ediyorum. Balık. Balık aynen. O yüzden her an ağlayabilirler. Sen sorularını ona göre seçer. Filme geçmeden filmin anlattığı lohusalık durumundan söz edelim. Lohusalık bu kadar zor mu gerçekten? Bence zor çünkü zaten fizik, yani fizyolojik bir tarafı var. Yani hormonal tarafı var daha doğrusu, fizyolojik demeyeyim. Hormonların, yani o prolaktinin, pardon, progesteron hormonunun yerine tekrar gelişi, bir şey izlediliyor. Uykusuzluk var, kaygı var. Bence zor. Bu üçlüden henüz bu duyguyu tatmayan Hazal Türesan neler hissetti filmde oynarken acaba? Hazal, korktun mu hiç bu olayları görüp? Yani yok, korkmadım. Ama çok zor. Beni hazırlamış gibiler. Ben hemen ben gidiyorum çocuk doğuracağım. Bence herhalde bir tuhaf oldum ben de artık. Kayıtlara geldim. Yani şey, yardım istemenin gerçekten önemini gördüğünde hep tek başına oldukları için, söyleyemedikleri için... Etrafındaki insanlar da neye ihtiyacım var demediği için yalnız kalmış bu insanlar ve çok yorulmuşlar ve hani bu süreçte anlattıkları hikayeler o kadar benzeşiyor ki benim için bir çeşit şey oldu. Ben bir şeyi okudum, böyle yapmamam gerek diyorum. Yapacağım ama. Rehber gibi. Evet. Gupse Özay, Jan Asya'yı kısa süre önce aldı kucağına. Lohusalık tecrübesi çok taze. Şu sıralar eşi Barış Arduç bakıyor kızlarına. Sizin evde durum nasıl mesela, görev dağılımı? Nasıl? Şu an Barış'ın dizisi olmadığı için görev dağılımı anne Barış gibi bir şey. Ben çünkü devamlı sosyallik içindeyim ya, PR turnesi işte, film çekim falan. Laf arasında ikinci çocuk konusu açılıyor ve Gupse Özay net bir dille asla diyor. Bir daha çocuk yapıyor olsaydım, ki asla yapmam. Yapacak olsaydım Barış'a derdim ki izin al, ne yapıyorsan yap, işini bırak falan. Zaten onu da bak yeri gelmişken söyleyeyim. Keşke babalar izin alabilseler. Evet. Anneler zaten alabiliyorlar mı ondan bile emin değilim ama böyle güzel bir asla. Bebek gerçekten anne babanın full konsantrasyon, bir süre ilgisini isteyen bir şey. Dolayısıyla anne babanın topun içinde olması gerekiyor. İkinciyi düşünmüyor musun gerçekten? Ben düşünmüyorum. Neden? Ben mental olarak yoruldum. Yani yok. Zaten sen beni tanıyorsun. Biraz evet. Kaygılı ve pipirik bir tipim. Çok yani yoruldum mental. Yani mesela şuradayken bile devamlı sana gelmeden hemen ne yapıyor diye bakıyorum. Hala öyleyim yani, ki bu azalmış hali. Şimdi başka bir bebek olunca iki tane konsantrasyon isteyen, aşık olduğum iki canlıyı ben kaldıramam. Yani benim çapım, ruhum, enerjim, her şeyim bir tane uygun. Lohusa filminin ana karakteri Burcu, Gupse Özay'la benzerlikler taşıyor. İkisinin de bebeği Başak Burcu mesela. İster istemez tabii ki herkes senin hayatından kesitler olduğunu düşünüyor. İşte tabii. Belli de noktalar hani çıktı. Mesela Burcu'nun Başak olması bebeğin. Ha evet. Can Asya'nın da öyle. Ya onu bilerek yapmadık biliyor musun? Benim hoşuma gitti bu arada. İyi ki de böyle oldu. Ekim'de başladık film çekimine. Eylül'de doğmuştu. Hoca dedi ki yani hani Eylül'de doğmuş gibi yapalım. 9 Eylül. Aa olur falan, hani böyle tamamen onu uydurduk gibi oldu aslında. Ömür Sabuncuoğlu'nun filmdeki en güldüğü sahnelerden biri yatak sahnesi. Şimdi bütün filmi izlerken yani paso gülüyoruz zaten. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Başta teşekkür söyleyeyim. Ederiz ya, tamam. Hazan'la bir sahnemiz var. Yatak sahnesi diye. Yatak sahnesi deme Ömür. Böyle deyince yanlış. Onu koydular mı? Lohusa anne yatak ve inek üçgeninde seyirciyi kahkahaya boğan sahne kaç tekrarda çekildi acaba? Orada mesela ya, kaç tekrar oldu? En çok böyle takıldığınız şeyler ne oldu? İnek. İnek. Gerçek inek vardı. İnek. Ve ben korktum. Hazal hiç korkmuyor. Benim işte bak dedim ya, beynim. Ben şu an tutuldum yani. İnek bana bakıyor ve üstüme atlayacak. Ben eminim. Tonluk bir şeyleri hayvan. Çalışıyor. Aniden inek üstümüze atlarsa nasıl seri bir biçimde bu tarafa gidip bizi de çekermiş. Onların provasını yapıyor böyle. İneğin üstüme atlayışıyla herhalde sağ kolum kırılmışsa, ben sol kolum canlıysa o herhalde etti falan. Yani böyle şeyler düşünüyorum. Hazal hiç ineğe bakıyor. Ne tatlısın canım diyor. O da ona bakıyor falan, böyle bir tip.
Gülmekten çekilemeyen pek çok sahne olmuş Loğusa'da. Gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu. Ya sinirlerimiz çok bozuldu bazı sahnelerde özellikle. Hamam sahnesi. Hamam sahnesi. Gelinlik sahnemizde ben artık yani ben bunu çekemiyorum. Ayrı çekelim falan dedik. Bir de onun dalağı çok düşük. Evet. Bir de dip dibeyiz. Allah'ım beni de güldürdü. Yani çok çok gülüyor. Film şarkılarıyla da güzel. Ekibin en güzel seslisinin Hazal Türesen olduğuna karar veriliyor. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Evet ya biz de bilmiyorduk. Biz de bilmiyorduk. Senin sesin. Benim değil sana diyor. Benim sesimin mi? Benim iyi. Ha dalgım. Ben bu arada ona geleceğim. Benim sesim çok kötü zaten. Annem şarkısını elimden geldiğince güzel söylüyor ama Hazal diyorsa da Hazal çok güzel. Ömür böyle bir şey olamaz. Loğusa'ya renk katan Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı Kara Sevda'yı bir de bu süper üçlüden dinlesek ne güzel olurdu. Kara Sevda, Kara Sevda. Gözünü kapatarak. Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara Sevda, Kara Sevda. Senin annen kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Gupse Özay, Barış Arduç çiftinin kızları Janasya, ünlüler dünyasının en merak edilen bebeklerinden. Biraz merakımızı gidermek istiyoruz. İlk kelimesi ne olmuştu Janasya'nın? Aa, baba. Ben de bilmiyorum. Baba mı baba, bebeği? Baba. Şu Barış'ın. Ama kolay. Bütün çocukların genelde Barış baba oluyor. Ama bir de maruz kaldı. Devam bir kişi karşılarına baba falan yaparken ben gördüm eşimi. Biraz maruz altında kaldı. Anne diyemiyorlar. Zor diyorlar. Anne daha zor. Baba kolay. Annesi gibi komik bir çocuk olacak belli ki Janasya. Yürüme zamanı heyecanlanıyordum. Konuşurken de yani hala da heyecanlanıyorum. İlk konuşması ama mesela değişik şeyler söylüyor. Mesela düdük diyor mesela. Bu aralar düdük diyor. Değişik komik komşular abo anam diyor falan yani o çok güldürüyor beni. Çok komik. Çok komik bir çocuk olduğunu artık eminiz yani. Evet. Sabırsızlığımı almış ama baba da sabırsız. İkimizin de hangisinden belli. Sempatik, komik. Peki fiziksel olarak kime benziyor Barış Arduç'la Gupse Özay'ın güzel kızı? Bana benziyor ama çok dikkatli bakınca böyle bir gözleri babadan olduğu için Barış mı bakıyor gibi bir duygu yaratıyor. Yani hani gözleri bakışı da babası. Yani bir şey demeyeyim. Barış'a da benziyor çok bence. Ama ağırlıklı ben. Değil mi benim yani? Ben bunu... Ya, hayır sensin evet. Benim doğru. Ya. Bu şahane sohbetin finaline üç güzel kadının birbirini övmesi yakışır. Bu üç kadının birbirini överek sohbeti tamamlamasını istiyorum. Bayıla. Çok ben zor. Ağlarım da. Esra için değil ama. Kurban olayım. Artık sabahtan beri ağlıyor Hazal. İçim kıyıldı ya. Belli ki ağlayacak Hazal Türesan. O yüzden soruyu tersine çevirmek zorundayız. Kötü huylarını say. Bir. Kupsiye'den bak. Ağlamayın. O da yine ağlıyormuş. Ve kaygısının yüksekliği. Kontrol manyaklığı onu çok yoruyor yani ve yorulmasını hiç istemiyorum. Yaptığı şey çok güzel, işte çok başarılı bir kadın, çok hayran olduğum bir arkadaşım. Dolayısıyla ama belki de işte zaten başarısının sırrı da biraz da buradan da geliyor olabilir. Bilmiyorum işte o dinamikleri kendi içinde. Ama yani Gupse'yle çalışmak her zaman hayalimdi. Bir günde kendi yani arkadaş olmadan önce de diyordum bunu. Bir gün çalışacağız biz seninle falan diyordum. Ve o gün inşallah. Ve o oldu yani. Esra Ruşan bu filmde birlikte tanıdığı Hazal Türesan'a övgüler yağdırınca güzel oyuncu kahkaha dolu sohbetin sonunda ağlayarak tarihe geçiyor. Son zamanlarda tanıyıp da hayatımı bütünlüğüyle aldım. Çünkü belli bir yaştan sonra hayatınızı birilerini almak zor oluyor. Tamamıyla her şeyiyle hayatıma aldığım tek kadın oldu. O yüzden çok mutluyum. Ağladın şimdi yine. Çok özel bir ruhu var yani. Çok iyi geliyor bana. Şefkati, dostluğu falan her şeyi. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım yaptığı şeyleri benim için ama biz espri yaptık sohbetin başında. Komedi filmini ağlarım. Ben de ağlarım ama ağlamam. Gupse Özay, Loğusa'nın başarısıyla birlikte kankileriyle tatile gitmeyi de istiyor. Sohbetin finalini de bu güzel temenniyle yapıyoruz. En yakın zamanda bu iki kadınla da tatile gidip kudurmak istiyorum. Yalan yok, böyle bir özgürlük yazı bir şey. Bekliyoruz. Evet.
Evet, bu zor bir şey çünkü hani kadın olarak demiyorum bunu. Hani herhangi bir insan hakikaten bir yaştan sonra bir güzel enerji bulması zor. O yüzden Ömür, ben de şans hissediyorum bu iki kadınla böyle ellerimin değmesini onlara. Mutlu edici bir şey. Takım gerçekten olmak. Güzel bir enerjiniz ve iyi kalbiniz geçiyor. Ya evet. İyi ki bir araya gelmişsiniz. Pazar. Bak ağlayarak bitirdiler. Yani görürüz mü seyirciler? Şimdi ağlayacaklar. Aha bak siz kestiniz ya. Bak. Hemen bu. Psycho killer. Kaskı say. Pa 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 pa.